Gelip ey yolcu bir gün geçersen Nevşehir'den, imaret, sur, cami, buyur der hepsi birden. Ya bir miğfer, ya bir tuğ, belirmiş her kabirden, yakın tarihi Türk'ün, uğuldar Nevşehir'den. Nevşehir, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle yüzyıllar boyunca insanlara kucak açmış bir tarih ve kültür hazinesidir. Binlerce yıllık kültürel birikimi, uzun bir tarihi geçmişi vardır. Bu köklü geçmiş, ilmik ilmik, nakış nakış işlenmiştir adeta taşına, toprağına. Kapadokya bölgesi, dini inanç bakımından ve yaşam merkezi olarak her zaman tarihi süreç içerisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Dostluk ve barışın harmanlandığı ender bir coğrafyadır Kapadokya. Dünya barışı adına temel örneklerin sunulduğu bir yeryüzü cennetidir. Nevşehir, bugünkü yapıya kavuşmasını Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya borçludur. İbrahim Paşa, Sultan 3. Ahmet'in de desteğiyle Nevşehir'de yepyeni bir şehir inşa etmiştir. Daha önce ismi Muşkara olan bu yerleşim merkezine yeni şehir manasına gelen Nevşehir ismi verilmiştir. Nevşehir'e yatırımlarına tüm hızıyla devam eden İbrahim Paşa, siyasi ve ticari olarak da çalışmalarda bulunmuştur. Sultan 3. Ahmet'in fermanı ile Muşkara'da haftada bir pazar kurulmasını istemiş, Nevşehir'in ticari temelini bu ferman ile atmıştır. Böylece Nevşehir, Anadolu'nun ortasında ekonomik merkez haline gelmiştir. Yüzyıllardır süregelen Osmanlı pazar kurma geleneği şehrimizde, günümüzde de devam etmektedir. Damat İbrahim Paşa'nın çalışmaları neticesinde kurulmuş olan Nevşehir, modern manada bir Osmanlı şehri olarak tarih sahnesine çıkmayı başarmıştır. Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, imaret, sıbyan mektebi, hamam, kervansaray ve kütüphaneden oluşmaktadır. Şehrin en nadide eserleri konumuna gelmeyi başarmış emsalsiz yapılardır. Kapadokya'nın doğal tarihi dokusu, güzellikleri ve coğrafi yapısı her zaman insanların dikkatini çekmiştir. Farklı volkanik kaya türlerinin erozyon ile oluşturduğu peribacaları, estetik vadiler, Nevşehir'i dünyada bu özelliğiyle tek ve olağanüstü kılmaktadır. Kilometrelerce uzunluktaki doğal oluşumlu vadileriyle, bu vadilerin çevresinde yumuşak tüf kayaların oyulmasıyla yapılmış çok sayıda cami, kilise ve manastır gibi dini mekanlar, Kapadokya'da bölgeye yerleşen insanlar tarafından yapılan dünyanın ilk yeraltı şehir yerleşimleri bulunmaktadır. Derinkuyu, Kaymaklı, Gülşehir, Acıgül, Avanos ve Ürgüp'te yeraltı şehirleri, döneminin en önemli mimarlık ve mühendislik örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Nevşehir merkezde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kale ve çevresinin yıkılması vesilesiyle yeni keşfedilen yeraltı şehri, Nevşehir'in tarihi kimliği açısından son derece önem arz etmektedir.
bu büyük yeraltı şehrinin tarihi kimliğini ortaya çıkarma çalışmaları halen sürdürülmektedir. 13. yüzyıldaki Moğol saldırılarıyla dağılıp parçalanmakta olan Anadolu'daki birlik ve bütünlüğün yeniden tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Hacı Bektaşi Veli'nin hayatını sürdürdüğü bu topraklar, onun düşünceleriyle yepyeni ufuklara açılmıştır. Düşünce, öğreti ve hayatıyla sadece yaşadığı yüzyılı değil, günümüz dünyasına bile ışık olan Hacı Bektaş ilçesinde bulunan türbesiyle Hacı Bektaşi Veli, her yıl yüz binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan el sanatları merkezi Avanos, yeraltı şehirleriyle Derinkuyu ve Açgöl, üç güzelleriyle Ürgüp, Açık Sarayı ile Gülşehir, mistik ortamı ile Hacı Bektaş ve şifalı sular ile Kozaklı, kasaba ve köyleri ve tüm güzelliğiyle Nevşehir, her geçen gün barışın, kültürün merkezi olma konumunda hızla ilerlemektedir. Nevşehir, kurucusu damat İbrahim Paşa'nın açtığı bu yolda yürümektedir. Son yıllarda birbiri ardına kazandırılan hizmet alanları ile Türkiye'nin marka şehirlerine yaraşır bir cazibe merkezine dönüşen Nevşehir, örnek bir şehir kimliği de kazanmaktadır. Gerçekleştirilen örnek projelerle uluslararası platformlarda adından söz ettirmeyi başarmıştır Nevşehir. Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferans Merkezi olarak ilan edilen Nevşehir, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü konumu, sahip olduğu kültürel, doğal ve tarihsel değerleri gelecek kuşaklara aktarma kararlılığı ile de ciddi bir merkez görünümüne kavuşturulmuştur. Kapadokya bölgesi 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Bölge, mistik havası, ilginç coğrafyası ve çok kültürlülükten kaynaklanan zengin birikimiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya turizm çevrelerinin de dikkatini çekmektedir. Dört mevsimin bütün güzelliklerinin ayrı ayrı yaşandığı Kapadokya bölgesi, farklı güzellikleri, doyumsuz seyir tadını ve yaşam tarzını dünya insanlarının gözleri önüne seriyor. Kurak ve çorak görüntüsüyle bazen bir çölü, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan peri bacalarıyla bazen başka bir gezegeni hatırlatması, estetiğin uyumunu sunmaktadır insanlara. Sürekli gelişen turistik tesislerle yatak kapasitesini 25 binler seviyesine çıkarmayı başaran Kapadokya, her yıl bölgeyi ziyaret eden 3 milyona yakın turist ile dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. Avrupa Birliği standartlarındaki yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, şehir yaşamına renk katan yapılarıyla, Nevşehir ve tüm Kapadokya bölgesi, Anadolu konukseverliği ile sizleri ağırlamayı bekliyor. Tarihi kimliğimize sahip çıkmak adına oluşturduğumuz Kent Arşivi projesi, çıkardığımız süreli ve süresiz yayınlar bizim Nevşehir'e olan bir vefa borcumuzdur.
havasından, suyundan, sanatından, müziğinden esinlenmek, şehrimizi tanımak ve bir kahvemizi içmek üzere sizleri Nevşehir'e bekliyoruz.